Merhaba Abdurrahim, kanala hoş geldin. Merhaba hocam, teşekkür ederim. Abdurrahim, yakında Almanya'da denklik işlemlerini başlatacaksın. Ausbildung yapmak istiyorsun ve Baden-Württemberg eyaletinde başlatmak istiyorsun. Evraklarını topladın. Birlikte Baden-Württemberg eyaletinde hangi belgeleri istiyorlar denklik işlemleri için ve sen hangi belgeleri hazırladın? Bakalım, sorular olursa soruları cevaplamaya çalışalım. Ben şu Olur an hocam. Baden-Württemberg sayfasındayım. Yani denklik işlemlerine bakan mercinin sayfasında. Sen de belki aynı sayfayı açabilirsin. Şu an ben de bakıyorum hocam. Zeugnis Anerkennungsstelle diyor ve kimler burada denklik başvurusunda bulunabilir? Onları sıralamış. Wir sind nur dann für Sie zuständig, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Baden-Württemberg haben oder, burada oder çok önemli arkadaşlar, yani ya ikametgahın Baden-Württemberg eyaletinde olacak diyor ya da yazılı olarak bize teyit etmeniz gerekiyor, beyan etmeniz gerekiyor Baden-Württemberg eyaletinde. Örneğin Ausbildung senin durumunda yapacağını teyit etmen, beyan etmen gerekiyormuş. Bu açıdan bir sorun yok diye düşünüyorum ama formda daha sonra neyle karşılaşacağız bilmiyorum. Sayfanın altına doğru gittiğimizde yani devam ettiğimizde Unterlagen zu Ihrer Person, burada istedikleri belgeleri sıralamışlar. Buraya daha sonra geleceğiz ama üçüncü noktanın altında Antragsformular Formula diyor. Yani başvuru formu. Ayrıca dördüncü noktada da örneğin ücretin ne kadar olduğunu belirtmişler. 100 euro imiş. Üçüncü noktayı buldun mu Abdurrahim? Evet hocam, bakıyorum şu an ben de. Evet, Antrax Formula, oraya tıklayabilirsin. Buraya tıkladığımızda başvuru Başvuru formuna, formu. aynen, Antrag auf Anerkennung, Bewertung von Bildungsnachweisen demiş. Ve Regierungspräsidium Stuttgart, gördüğün gibi. Şimdi bu formu dolduracağız ya da evet görüyorsun notlar alabilirsin. Bitte gut lesbar ausfüllen demiş. O zaman aslında bu formu bilgisayarda doldurmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Örneğin soy isim ne olabilir? Soy isim soydan olsun. Bu şekilde soy isminizi girebilirsiniz. Yine ön isim Mehmet, Abdurrahim için ben doldurmuyorum ama Abdurrahim sen tabii şu an notlar alabilirsin. Nachname aile ismi. Vorname Mehmet. Büyük harfle başlıyoruz tabii ki. Ondan sonra Geschlecht kısmında weiblich, männlich, divers. Männlich, Geburtsdatum. Lütfen şu şekilde doldurun arkadaşlar. Yani arada nokta olsun veya yan çizgi olsun. 0105 örneğin 2001 olarak doldurun. Bazı arkadaşlar sadece yılı yazıyorlar. Geburtsort, doğduğunuz yer, ilçe olabilir, il olabilir, köy olabilir, Ankara, parantez içinde Türkiye'de yazabilirsiniz. Parantez içindeye gerek yok. Geburtsort Ankara, Geburtsland Türkiye. Yani bu şekilde yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani Türkiye'nin Almanca nasıl yazıldığını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlar Türkiye falan gibi bir şeyler yazıyorlar. Lütfen doğru yazın. Bilmiyorsanız sözlüğe bakarak yazın ve tabii ki özel isimleri büyük harfle yazıyoruz. Abdurrahim, anladın mı her şeyi? Anladım hocam. Yani ben burada büyük harfle böyle biraz dolduruyorum arkadaşlar için. Geschlecht männlich, ondan sonra Straße Hausnummer. Bazı arkadaşlarımız maalesef adres yazmayı bilmiyorlar ve bazı arkadaşlarımız da adresi tercüme etmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Lütfen bu tür saçmalıklar yapmayın. Size ulaşılabilsin diye adres veriyorsunuz. Yani size evraklarınızı getirecek olan kişinin yazdığınız adresi anlayıp size evraklarınızı ulaştırabilmesi gerekir. Bunu yapacak olan kişi kimdir? Türkiye'de postacı olarak çalışan insanlardır. Bu insanların sizi anlayabilmesi için tabii ki adresinizi Türkçe olarak vereceksiniz. Doğru mu Abdurrahim? Hocam bazıları adresini hepsi Almanca yazıyorlar. Yalnız Türkiye'deki postacılar bakıyor. Yani anlamıyor. O mektuplar geri ona gitmiyor. Aynen. Ondan sonra Bundan da gelmedi şikayetler diyorlar. vardı. Yani hocam bütün adres falan hepsi kendi dilimizde olmalı ki o mektuplar geri bize gelmesi için. Evet, yani adres tercüme edilir mi Allah aşkı için? Edilmez. Özel isimler de tercüme edilmez. Yani okulunuzun ismi özel isimdir. Okulunuz işte 19 Mayıs Lisesi ise 19 Mayıs Lisesidir o.
19 Mayı falan yazmanız saçma olur. O yüzden özel isimleri lütfen tercüme etmeyin. Adresleri de tercüme etmeyin. Ondan sonra posta kod numarasını mutlaka PTT'nin veri bankasından bularak yazmanızı tavsiye ederim. Ama genel posta numarası değil. Yani şu şekilde değil. Mutlaka mahalle, sokak olarak size ait olan posta kod numarasını yazmanızı tavsiye ederim. Sokak sokak PTT'nin veri bankasında posta kod numaraları açıklanmış. Bu da Ankara olsun. Tabii şimdi doğru olmadı ama sadece bu belgeyi doldurmak için bu şekilde yazıyorum. Türkay, tekrar Türkay yazmamız gerekiyor. Ve buraya nationalität Türkiye, yani bu şekilde yazmanız gerekiyor. Türkiye küçük yazılıyor. Telefon numara mutlaka Türkiye'nin telefon koduyla yazmanız gerektiğini unutmayın. 0090 veya artı 90, ondan sonra artık neyse telefon numaranız, bu şekilde yazabilirsiniz. Ve değişmeyecek bir e-posta adresi vermenizi tavsiye ederim. Bazı arkadaşlarımız farklı e-postalar veriyorlar. Davetiye gönderdiğimde gelmedi diyor. O yüzden kullandığınız bir e-posta adresini vermenizi tavsiye ederim. Şimdi burada meine Zeugnisse stammen aus folgendem Land demiş ya da folgenden Ländern, yani diplomalarım şu ülkeden veya şu ülkelerden olabilir. Bazı arkadaşlar farklı ülkelerde eğitim aldıkları için farklı yerlerden diplomaları olabilir. Ama bizim sadece Türkiye'den olacak, değil mi Abdurrahim? Senin durumunda sadece Türkiye diye düşünüyorum. Türkay. Ve şimdi ich beantrage die Anerkennung meiner Zeugnisse als Schulabschluss ne olarak? Yani ne için? Schulabschluss an Zeugnis als Schulabschluss für eine Berufsausbildung als ya da yani şu okula gitmek için veya Berufsausbildung yapmak için veya üniversitede eğitime başlamak için veya bir işverene vermek için belgelerimin denkleştirilmesini talep ediyorum diyorsunuz. Ben Abdurrahim için für eine Berufsausbildung als diyorum. Doğru mu Abdurrahim? Doğru hocam, Ausbildung. Hangi alanda Ausbildung yapacaksın? Radyoloji alanında hocam, radyoloji teknisyenliği. MRTA diyoruz. Buraya arkadaşımızın eğitim almak istediği meslek MRTA'mış. O yüzden Ausbildung als diyoruz. Sonra alle besuchten Schulen, yani ilkokuldan başlayarak bütün gittiğiniz okulları yazmanız gerekiyor. İlkokul derken yani son gittiğinizi en başa gelecek şekilde yazmanızı tavsiye ederim ve kronolojik olacak diyor. Mutlaka ay, yıl olarak yazmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Zaten burada da ay ve yıl demişler. Örnek olarak gösteriyorum şu an. 06. Yani tarihler gerçekten mantıksız oluyor ama siz artık bunlarla idare edin arkadaşlar. 2014 yılına kadar olsun örneğin. Ya da 2015 olsun. Artık 4 yıllık liseler diyebiliyorum. Lise, buraya gittiğiniz liseyi yazıyorsunuz. Ort und Land, yani nerede, hangi şehirde, ilde, ilçede, Ankara veya bir ilçe olabilir, virgül Türkay yazıyorsunuz. Ondan sonra ortaokul, sonra ilkokul, bu şekilde yazıyorsunuz. Ich bin yani MRTA diyoruz. Und beantrage die berufliche Anerkennung als... Ay, hayır, burayı yazmıyoruz, pardon. Burası doğru. Abdurrahim, şunu da yaparsak olabilir. Bitte fügen Sie Ihrem Antrag die auf der zweiten Seite unter Punkt 2 genannten Unterlagen hinzu. Ne diyor? Ich bin ausgebildeter. MTRA diyebiliriz, tamam mı? Yani ben aslında meslek sahibi olan biriyim. Mesleğim MRTA. Medizinisch, radiologische, technische Assistent oluyor. Tamam mı? Onun kısaltılması burada. MRTA. Ich bin ausgebildet und beantrage die berufliche Anerkennung als sonstiges diyorum. Çünkü diğerlerinde MRTA yok. Yani burada 4 imkan vermiş. Görüyorsun, takip ediyorsun değil mi Abdurrahim? Evet hocam. Sonstiges kısmına tekrar MRTA, yani MRTA yazarız. Şimdi bir okul açısından denkleştirilsin diyoruz. Diğer taraftan da ama diyoruz ki yani benim bir mesleğim var. Meslek olarak da denkleştirilsin. Şimdi nasıl tepki gösterecekler? Ben bilmiyorum. İnşallah yaparlar. Yani beni rahatsız eden zaten burası. Bir insan elindeki diplomalarla başvuruda bulunduğunda aslında onların şöyle demeleri gerekir. Diplomalarınız şuna şuna denk geliyor. Yani bir,
Almanya'da Ausbildung eğitimi alabilirsiniz. İki, diplomanız mesleğinize denk geliyor veya mesleğine denk gelmiyorsa Ausbildung'un şu sınıfına denk geliyor diyebilirler örneğin. Ama böyle yapmıyorlar. Neye başvuruyorsan ona bakıyorlar sadece. Anlıyor musun? Hocam dediğiniz gibi olursa çok iyi olurdu. Aynen. Ben şimdi o yüzden ikinci kısma diyorum ki ich bin ausgebildeter. Yani ben sadece liseyi bitirmedim. Ben aslında radyoloji teknisyeniyim diyorum. Bakalım bunu nasıl değerlendirecekler ya da değerlendirecekler mi? Artı bir çalışma geçmişi olduğu için Aynen. yani ekstra bir fayda sağlar bence hocam. İnşallah. MRTA inşallah ekstra ücret istemeden yaparlar. MRTA diyorum buraya. Ondan sonra Zonstickes kısmına da MRTA diyorum ve ich habe bereits einen Antrag gestellt im Bundesland. Yok hayır, ben hiçbir yerde öyle bir başvuruda bulunmadım. Böyle bir başvuruda bulunmadım. Bunu doldurduktan sonra yazıcıdan çıkarıyoruz. Buraya Ort Ankara diyorum ben şimdi. Ankara tarihi de yazıyorum. Bugün ne? 15.02.2022. Bu şekilde çıkarıyorum ve ondan sonra bunu imzalıyorum arkadaşlar. Yani form bitmiş oluyor. Doğru mu Abdurrahim? Evet. Şimdi istenen belgelere geldik.